önümüzdeki yaklaşık 10 dakikadan sonra borsa ve yatırım konularını dünyadaki insanların %90'ından daha iyi anlayacaksınız. Konuya girişi çok kolay bir yerden yapacağız. Hisse senetlerinden. Bir hisse senedi sahibinin bir şirkete ortaklığını belgeleyen bir evraktır. Şirketlerin kuruluş amaçları genellikle para kazanmak, yani kar yapmaktır. Böylelikle hisse senedi sahipleri de şirketin kazandığı paraya, yani şirketin karına ortak oluyorlar. Hisse senetlerinin alım ve satımı borsada yapılıyor ve borsada işlem gören her hisse senedinin bir fiyatı vardır. Bu fiyat arz ve talep dengesinde oluşur. Eğer bir hisse senedinin arz miktarı talep miktarından daha yüksek olursa, yani borsada bu hisse senedini satmak isteyen aktörlerin sayısı almak isteyen aktörlerin sayısından daha yüksek olursa, hisse senedinin fiyatı düşer. Fakat bir hisse senedinin talep miktarı arz miktarından daha yüksek olursa, yani borsada bu hisse senedi için satıcıdan daha çok alıcı olursa, hisse senedinin fiyatı yükselir. Eğer borsadaki fiyatlar arz ve talebe göre oluşuyorsa, bu arz ve talebi etkileyen en büyük etkenler nelerdir? Bu konudaki en büyük etken kesinlikle piyasadaki aktörlerin hisse senedinin geleceğine dair beklentileridir. Bu şu anlama geliyor. Bir hisse senedinin şu anki fiyatı piyasanın geleceğe dair beklentilerine göre oluşuyor. Kısacası şirkete dair, ekonomiye dair ve şirketin geleceğine dair piyasadaki tüm bilgilerin şu anki hisse senedi fiyatını çoktan etkilediğini farz edebilirsiniz. Bu çok önemli bir nokta çünkü çoğu insanın tam bu konuda büyük yanılgıları vardır. Bazen borsa ve yatırım konuları hakkında hiçbir bilgisi olmayan arkadaşlarım böyle cümleler kuruyorlar. Sinan, herkes iPhone alıyor ve telefonun kalitesi süper. Bu yüzden Apple şirketinin hisse senedini almalısın. Çünkü karları artacak ve hisse senedinin fiyatı da artar kesin ve kesinlikle para kazanırsın. Bu arkadaşım Apple şirketinin her sene yıl sonu raporunda gelecek yıla dair büyüme tahminlerini açıkladığını ve şu anki Apple hisse senedi fiyatının şirketin önümüzdeki 5 senelik büyüme tahminlerini yansıttığını tabii ki de bilmiyor. Bu demektir ki eğer piyasa Apple şirketinin karının %75 artacağını bekliyorsa ve Apple şirketi sadece %50'lik bir artış açıklarsa, hisse senedinin fiyatı Apple şirketinin daha fazla para kazanmasına rağmen düşer. Bu size gösterdiğim borsadaki fiyatlama mekanizmasını tanımlayan ve iktisadi bilim dünyasında önde gelen bir teori var. Bu teoriye İngilizce'de Efficient Market Hypothesis ve Türkçe'de Etkin Piyasalar Hipotezi deniliyor. Bu teori piyasadaki tüm bilgilerin hisse senedi fiyatlarının içinde olduğunu ve bu koşullarda yatırımcıların piyasa ortalamasının üzerinde getiri elde edemeyeceklerini savunmaktadır. Bunu sizlere pratik bir örnekle açıklamak istiyorum. Türkiye'nin hisse senedi piyasasının piyasa ortalamasını BIST 100 endeksi, yani Borsa İstanbul 100 endeksi belirler. Bu endekste Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin hisse senetleri bulunuyor. Mesela şu şirketlerin hisse senetlerini BIST 100 endeksinde bulabilirsiniz. Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Akbank, Koç Holding, Migros, Vestel, Ülker vesaire. Bu Türkiye'deki en büyük 100 şirketinin hisse senedi fiyatlarını toplayınca BIST 100 endeksinin fiyatı çıkıyor. Böylelikle BIST 100 endeksinin performansı Türk hisse senedi piyasasının performansını temsil ediyor. Etkin piyasalar hipotezine göre daha önce dediğim gibi piyasadaki tüm bilgiler şu andaki fiyatların içinde ve yakın gelecekteki artışlar ve inişler şu anda bilinmeyen ve öngörüsü mümkün olmayan nedenlerden dolayı olacak. Kısaca bu teori birkaç hisse senedi seçip ve almak yerine bütün hisse senedi piyasasına, yani endekslere yatırım yapılmasını tavsiye ediyor. Bu yatırım stratejisinin en büyük avantajı
düşük riskli olmasıdır. Borsada yatırım yaparsanız iki çeşit riske girersiniz. 1- Sistematik risk ve 2- Bireysel risk. Bireysel riskle başlayalım. Sadece yatırım yaptığınız şirketle alakalı olan tüm riskler bu kategoriye düşer. Mesela sadece bir elektronik ürünler üreten şirkete yatırım yaparsanız şu risklere maruz kalabilirsiniz. 1- Şirketin elektrik ürünlerinde kansere sebep olan maddeler olabilir ve şirket ağır cezalar alabilir. Böylelikle hisse senedi değer kaybeder. 2- Yeni rakipler girebilir piyasaya ve şirketin satışları düşebilir. Böylelikle hisse senedi düşer. 3- Şirketin yönetim kurulu borç alıp yanlış yatırımlar yapabilir. Her hisse senedinin kendine has bu tarz bireysel riskleri vardır. Ayrıca elektronik ürün üreten bir şirkete yatırım yaparak elektronik sektörünün de bireysel risklerine maruz kalıyorsunuz. İleride yeni buluşlardan dolayı bugünün elektronik ürünlerine talep çökebilir. Böylelikle sizin yatırım yaptığınız şirket de problemler yaşayabilir. Farklı şirketlere ve sektörlere yatırım yaparak bu bireysel riskleri yok edebilirsiniz. Bunu en iyi şekilde daha önce anlattığım gibi borsa endekslerine yatırım yaparak uygulayabilirsiniz. Mesela BIST 100 endeksine yatırım yaparak hiçbir sektörün bireysel riskine maruz kalmıyorsunuz. Çünkü bütün Türkiye ekonomisine yatırım yapıyorsunuz. Bir sektör çökerse başka bir sektör büyümeye başlar. Fakat Türk ekonomisi çökerse ne yapacağız? Evet, bu risk de vardır ve buna sistematik risk denilir. Bu sistematik risk bütün ekonominin çökme riskidir. Başka uluslararası endekslere yatırım yaparak Türk ekonomisinden bağımlılığınızı düşürebilirsiniz. Böylelikle maruz kaldığınız tek risk dünya ekonomisinin çökmesi olacaktır. Bu da gerçek sistematik risktir ve bu riski tamamen yok etmek mümkün değildir. Fakat bu riske yatırım yapmasanız da maruz kalıyorsunuz. Sonuçta dünya piyasası ve ekonomisi çökerse sizin hayatınıza da kesinlikle negatif etkisi olacaktır. Endekslere yatırım yaparak sermayenizi binlerce hisselere, yüzlerce sektörlere ve ülkelere dağıtıp riski mümkün olduğu kadar düşürerek yatırım yapmak pasif yatırım stratejisidir. Bu stratejiyi kesinlikle her insan öğrenip ve uygulaması gerekiyor. Bu stratejiyi tüm püf noktalarıyla nasıl uygulayabileceğinizi sonraki videolarımda sizlere öğreteceğim. Fakat hisse senedine pratikte nasıl ve nerede yatırım yapabiliriz? Hisse senedi alabilmek için bir bankada hisse senedi hesabı açmalısınız. Bunu yaptıktan sonra bu hesaba para havale etmelisiniz. Şimdi resmi yönden ilk hissenizi alabilecek durumdasınız. Bankanızın internet bankacılık sisteminden bir hisse senedi için sipariş emri verebilirsiniz ve bankanız bu emri borsaya iletir. Borsayı alıcıyla satıcıyı bir araya getiren bir pazar olarak görebilirsiniz. Fakat bu pazarda domates ve limon yerine hisse senetleri ve başka finansal enstrümanlar alıp satılıyor. Türkiye'deki bütün alım ve satım emirleri Borsa İstanbul'da toplanıyor ve işlem görüyor. Bu işlem bugün çoğunlukla elektronik sistemler tarafından yapılıyor. Şimdi gelelim borsa ve yatırım konuları hakkındaki belki en büyük yanılgıya. Çoğu insan hisse senedi alıp satmayı kumar olarak görüyorlar ve bütün paralarını kaybetmekten korkuyorlar. Bu bazen insanların kendi tecrübelerinden kaynaklanıyor, bazen de çevresindeki insanların tecrübelerinden. Bu insanların borsaya kumar demelerini tamamen doğal karşılıyorum. Çünkü gerçekten kumar oynuyorlar. Bu videoda şimdiye kadar anlattıklarımın sadece buzdağının ucu olarak görebilirsiniz. En önemli konuları sadece kısaca özetledim. Daha bunları bile öğrenmeden rastgele kendi varsayımlarıyla hisse senedi almak, daha emeklemeyi öğrenmeden, yürümesini öğrenmeden, koşmasını öğrenmeden ve futbol oynamasını öğrenmeden Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı finalde futbol oynamaya çalışmak gibi bir şey.
Böyle bir durumda sahadaki profesyonel futbolcular sizi futbol topu olarak kullanırlar. Üstelik bilimsel araştırmalara göre profesyonel yatırımcıların bile %80'i borsada piyasa ortalamasından daha yüksek bir gelir elde edemiyorlar. Bu yüzden başarılı bir yatırımcı olmak için size şimdi göstereceğim yolu takip etmelisiniz. Birinci olarak bilgi. Borsanın ve piyasanın dinamiklerini anlamalısınız. Bu video bunun ilk adımı ve bunun devamı gelecek. İkinci olarak pasif yatırım stratejisini öğrenip uygulamalısınız ve global piyasanın ortalama getirisine ortak olmalısınız. Bunu yaptıktan sonra aslında dünyadaki insanların %95'inden daha iyi bir yatırımcı olmayı başarmışsınızdır. Çünkü uzun vadede hem bireysel hem de profesyonel yatırımcıların neredeyse hepsi piyasa ortalamasından daha kötü bir performans sergiliyorlar. Eğer bununla da yetinmeyip daha fazla riske girmenizi sağlayacak sermayeniz varsa ve konuya ilginiz varsa aktif yatırım stratejileriyle ilgilenebilirsiniz. Böylelikle bu videonun son konusuna geldik. Hisse senedi fiyat oluşumunda etkin piyasalar hipotezine muhalif olan bir teori var. Bu da Behavioral Finance teorisidir. Bu teori borsadaki aktörlerin insan olduklarından dolayı her zaman tamamen rasyonel ve mantıklı karar vermek yerine bazen duygusal ve yanlış kararlar verebildiklerini savunuyor. Bu yüzden bazen borsadaki fiyatlar hisse senetlerinin gerçek değerlerini yansıtmıyorlar ve iyi bir analiz yaparak piyasa ortalamasından daha yüksek getirisi olan hisse senetlerini tespit etmek mümkündür bu teoriye göre. 2013 yılında ekonomi bilimlerinin Nobel ödülü hisse senetlerinin fiyat oluşumunu araştıran iki Amerikalı ekonomiste gitti. Biri Eugene Fama, biri de Robert Shiller. Eugene Fama etkin piyasalar hipotezini temsil eden önde gelen ekonomist ve Robert Shiller behavioral finance teorisini temsil eden önde gelen ekonomistlerden biri. Ben Almanya'da üniversitedeki lisans tezimde hangi teorinin hangi koşullarda piyasalarda daha etkin olduğunu araştırdım ve piyasa ortalamasından daha yüksek getirisi olan stratejileri tespit ettim. Şu anda sizlere şunu tavsiye edebilirim. Kesinlikle gerekli bilgileri öğrenmeden kendiniz hisse senetleri seçip yatırım yapmayınız. Çünkü uzun vadede büyük olasılıkla paranızı kaybedersiniz. Sizinle para, finans ve yatırım hakkında tüm gerekli temel bilgileri bu kanalda paylaşacağım. Sonra ilk önce pasif yatırım stratejisini sizlere tüm püf noktalarıyla öğreteceğim. Bunu da yaptıktan sonra sizlerle bazı aktif yatırım stratejilerini paylaşacağım ve Core Satellite sistemiyle pasif ve aktif stratejilerini nasıl en iyi şekilde kombine edebileceğinizi göstereceğim. Ve en önemlisi her tanıttığım yatırım stratejisinde girdiğiniz riskleri de sizlere anlatacağım. Böylelikle ne yaptığınızı bilerek bilimsel araştırmaların sonuçları doğrultusunda paranızı en iyi şekilde yatırabilecek duruma geleceksiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve videoyu sevdiklerinizle Facebook'ta ve Twitter'da paylaşmayı unutmayınız. Finans, yatırım, girişimcilik ve kişisel gelişim alanlarında paylaşacağım videoları kaçırmamak için kanalıma abone olunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Sinan Aydoğan.